Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben gayet iyiyim. Kanalıma yeni gelenler için ben Ceren. Kanalımda sıfır atık ve minimalizmle ilgili yaşam pratikleri üzerinden videolar paylaşıyorum. Bugün de sizlerle atıksız yaşamın bir adımı olan kompostu, daha doğrusu benim şu an denediğim olan bokaş kompostunu konuşacağız ve bir kova yapmaya çalışacağız. Bokaş kompostu, kısaca bilgi vermem gerekirse, evde kompost yapmanın şehirde özellikle en kolay yöntemlerinden biri. Çünkü sıcak ya da soğuk, yani soğuk kompost için bir bahçe gerekiyor. Sıcak kompost için ise yani bir alan gerekiyor. Benim gibi iki tane kedisi olan insanlar için mesela o kompost için yer ayırma, hele de eğer açık alanınız yoksa balkonunuz falan, biraz zor olabilir. Dolayısıyla bokaş kompost en pratik yöntemlerden biri. Ben bir haftadır aslında bokaş kompostu yapıyorum. Kokopelli şehirdenin bokaş kovasını aldım. Onun üzerinden deneme yapıyorum. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Bundan sonraki aşama için de o dolup belli bir süre beklemesi gerektiği için ikinci bir kovaya ihtiyacım var, ama kompost kovaları çok pahalı olduğu için kendim yapmaya karar verdim. Kokopelli şehirdenin aşağıda linkini bırakırım. Kendi kompost kovanızı yapabilmeniz için bir videosu var. Onu izledim. İhtiyacım olan bütün malzemeleri aldım nispeten. Şimdi ona göre bir kova üreteceğim. Ama bundan önce bokaş kompostu nasıl işliyor çok kısaca anlatayım. Bokaş kompostunu diğer kompostlara göre her gün içine ekleme yapabilmeniz açısından oldukça avantajlı. Yani günlük çıkan organik atığınızı her gün, örneğin ben akşam yatmadan önce kovaya ekliyorum. Üstüne talaş ve laktoserum ekliyorsunuz ve hava almayacak şekilde bastırıyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Ertesi gün yine aynı saatlerde, yani işiniz bittiğinde tekrar üzerine kompost ekliyorsunuz. Yani komposta gidecek kısmı ekliyorsunuz. Dolduğunda sonra da o yaklaşık 15 gün içerisinde yiyeceklerin turşulaşması süreci yaşanıyor. Bu turşulaşma sürecinin altından su birikiyor, suyu almanız gerekiyor filan. Daha sonra bu turşulaşmış organik atığı toprağa gömüp kısa bir süre bekletip, yine sanırım 15-20 gün, tamamen komposta dönüştürmüş oluyorsunuz. Ya peki bahçenize mi gömmeniz gerekiyor? Hayır. Arka bahçe permakültür çiftliğinden Volkan hocamız saksıda gömebileceğimizi söylüyor. Daha sonra o saksıyı bitki yetiştirmek için de kullanabilirsiniz. Ya da ben mesela ormana gömmeyi planlıyorum. Toprak zenginleşecek benim için. Önemli olan o organik atığın toprağa geri dönmesi çünkü. Belki bitkilerime de kullanırım. Benim için suyu da yeterli olabilir. Bilmiyorum. Şu an o kısmı henüz yaşamadığım için deneyimlemedim. Onu da deneyimleyince mutlaka anlatırım size. Peki bugün kova yapmak için neye ihtiyacımız var? Tabii ki kovaya. Şöyle, ben 15 litrelik bir kova aldım. Çünkü elimdeki kova da 16 litrelik. Yaklaşık 15 günde o da olsa, 15 günde de bu da olsa birbirlerini dengeleyecek gibi duruyorlar. İkinci bir kovaya dolayısıyla ihtiyaç var çünkü belli bir süre bekletiyorsunuz. Bu kovanın normalde ağzının hava almıyor olması gerekiyor. Bunun ağzın hava almaması için silikon kullanacağım ben. Ağzını düzgün bir şekilde silikon çekeceğim. Bu da hava almasını engeller diye düşünüyorum. Süzgeç niyeti için içindeki çapı, iç çapına uygun, kovanın iç çapına uygun bir saksı tabağı aldım. Bunu birazdan havya ile deleceğim. Süzgeç haline getireceğim ve bunu belirli bir yükseklik vermek için daha önce bir ağacımdan çıkmış olan şöyle bir saz var. Bu sazı işte 5-6 cm yüksekliğinde kesip bu süzgecin altına vidalayacağım. Onun için vidalarım tornavidam, metram, testerem var. Bu şekilde şimdi siz de uygunsanız kova yapımına geçiyorum ben. Bu arada havya kullanmak, yani havyanız yoksa olmayabilir. Eski, yani matkabınız varsa matkap kullanabilirsiniz denmek için, aslında daha sağlıklı olur. Ya da mesela ben eğer evde havya olmasaydı şeyle yapardım. Körelmiş bir tornavidayı ocakta ısıtıp onunla delerdim, ama kendinizi korumaya mutlaka dikkat edin. Çünkü yakmayın yani kendinizi bokaş yapacağım diye. Şimdi ben havyamı pişe taktım. O olurken bir yandan da şu ayakları 6'şer santimlik yükseklikte kesmeye çalışacağım.
Evet, tavya sanıyorum ki ısındı. Tamam, ısınmış, delebilecek şeye gelmiş. Şimdi nerelerden deleceğimi basitçe işaretliyorum. Evet, şimdi şöyle bir pattern çizdim. Herhangi bir şey yok. Biraz kafama göre de oldu. Biraz düzgün yapmaya çalıştım. Şimdi onları havyayla deleceğim. Dediğim gibi yani böyle bir şey çalışırken kendinize çok dikkat edin. Çok önemli. Bakın hemen delindi. Bu köşeleri vida için kullanacağım. Köşe dediğimde yani daha büyükçe delikleri. Elim yakmaya da korkuyorum o yüzden. Tamam. En dış delikler böyle oldu. Şimdi içlerinde delmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi deldim, bitti. Bence bunu delerken dikkat edilmesi gereken tek şey bunun deliklerinin plastiğin dayanımını, üstüne yük binince dayanımını zayıflatmayacak şekilde olması. Şimdi ben bunu burada yapamadım. Bunu burada kesemedim. Çünkü alınım birazcık yetersiz, yerim dar. Ben bunu kesip geliyorum. Şimdi sazla yapamadım. Onun yerine evde bir zeytin dalı vardı. Onunla 4 cm'lik parçalar kestim. 3 tanesini taktım. Bu şekilde deliklere, belirlediğim deliklere. Şimdi dördüncüsünü takacağım. Ardından muslu kovaya takacağız ve kapağını hava geçirmesi hale getireceğiz. Evet. Böyle şu kovanın içine takarak göstereyim. Bu şekilde gayet oturdu. 4 cm yüksekliğinde yaklaşık 3 parmak. Şimdi kovanın musluğunu da eğer düz musluk alabilirseniz, yani bu ağzının çıkışı ileri gelecek şekilde musluk alabilirseniz o daha iyi olacaktı. Çünkü boşaltırken eğeceksiniz ya, bu daha içeri dönmüş olacak. Ama ben bulamadım. Yani bayağı bu da aradım. İnternette de aradım. Etraftaki nalburlarda da aradım. Bulamadım. O yüzden bunu şey yapacağım. Şimdi bunun denk geldiği yeri bir kalemle çizeceğim. Onun dış çeperinden aşağıdan bir parmak boşluk bırakacak şekilde çiziyorum. Çizerken bir CD kalem kullanıyorum bu arada. Bu şekilde kovanın altını işaretledim. Şimdi şöyle tamamen çeperinden delmeyeceğim. Biraz daha içinden deleceğim ki hani tam oturabilsin. Şöyle ve bir yerden sonra şey yapacağım. Koparacak şekilde hareket edeceğim içine. Daha önce dediğim gibi eğer elinizde böyle matkaptır, delgeçtir öyle bir şey varsa onunla daha sağlıklı olur. Ben elimdeki imkan neyse onunla yapıyorum. Havya normalde bu iş için kullanmaya yönelik bir şey değil. Ama ben kullanıyorum yani. Şu an benim için en iyi çözüm olarak bunu buldum ben. Evet, taktım musluğu gördüğünüz gibi. Şöyle koyunca da bunun düz durmasına engel olmuyor. Arkadan şimdi contasıyla vidasını takacağım. Tabii şey açısından da dikkat etmek gerekiyor. Bu yüksek, yani bu ona önünü kapatmamalı. Benimki yeterli yükseklikte olduğu için kapatmayacaktır. Bunu bu şekilde şey yaptıktan sonra içine bir de su koyup şeyi test edeceğiz. Sızdırmıyor tabii bu. Şöyle. Bunu bir İngiliz anahtarıyla ya da penseyle sıkmak daha sağlıklı olacaktır.
Eğer sızdırma gibi bir durum olursa da şey yapmayı planlıyorum. Silikon tabancasıyla. Şimdi bununla işimiz bitti. Bunu fişten çekelim. Tamam. Şimdi su testi yapacağım. Şimdi iyice sıkıca penseyle sıkarak taktım. Test edeceğim. Şöyle. Gördüğünüz gibi iyice sıkıca penseyle sıkınca herhangi bir şeyi olmuyor. Sızdırma durumu olmuyor. Yani bu da tamam. Sızdırmazlığını kontrol ettik. Su sızdırmıyor. Penseyle iyice sıkmak gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi son aşama olarak kapağının sızdırmazlığını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de başta silikon sıkacağımı söylemiştim ama silikonlu aynı düzey, eşit düzeyde yüksekliği ayarlayamasam hava alacağını bildiğim için şu bildiğimiz kapı fitillerinden aldım. Bu kapı fitillerinden bu üst yüzeyine yapıştıracağım. Böylece hep aynı yükseklikte olacağı için kapakla uygun bir şekilde, uyumlu bir şekilde hava geçirmemesini sağlayacak. Tabii kapak ıslaktı. Yıkadım ve burası ıslandı. Tamam, şimdi bu fitili yapıştırıyorum. Bu fitilden 1 metre bile almadım açıkçası. Yani bir 60-70 santim aldım. Zaten iki parça. Gerekli durumda şey olur diye düşündüm. İşte bokaş kovamız hazır. Bakayım. Bir boşluk kalmışım diye kontrol edeyim. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi artık bokaş kovamız hazır. Musluğu takılı, sızdırmıyor. Artık hava geçirmiyor. Fitili var ve içindeki süzgeci de yerinde sağlam bir şekilde duruyor. Yani tam anlamıyla bir bokaş kovası. Ve ne kadar mal ettiğimi konuşalım. 20 lira kutusuna verdim. 10 lira saksı tabağına verdim. 5 lira musluğa verdim. 3 lira da kapı fitiline verdim. Yani 28 lira. 28 liraya ev yapımı bir bokaş kovası sizlerin olabilir. Bazı alternatif önerilerim olacak. Mesela vidalı kapaklı kova bulabilirseniz fitil koymanıza gerek yok. Düz musluk bulursanız, şöyle yani bunun düz çıkışlı olduğu bir musluk bulursanız içindeki sıvıyı boşaltması daha kolay olur. İçindeki o süzgecin ayaklarını nasıl diyeyim marangozda yaptırabilirsiniz. Matkap delmek için nasıl matkap kullanabilirsiniz? Benim gibi ilkel bir şekilde havya kullanmanız gerekmiyor. Ben elimde olduğu için onu kullandım. Böyle tamamen el gücüyle, iş gücüyle yapılmış, 28 liraya, 30 bile değil, 28 liraya mal olmuş bir bokaş kovamız var artık. Bugün size anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kafanızda mutlaka sorular kalmıştır. Lütfen yorumlara yazın, orada birlikte konuşalım. Herkes öğrenmiş olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz, Atıksız Minimalist adında. Sıfır atık yaşam pratikleriyle ilgili orada da daha fazla paylaşım yapıyorum. Burada da elimden gelince devam eden videolarda olmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.